Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve ma kasattu bil ihmadi fihi illa tenşita qari'i ve teksire sevadi talibi. Şimdi Hariri diyor ki ben bu makamatımda çeşitli usuplarla bu makamatı yazdım. Hani bazen insanları ağlattım, bazen güldürdüm. İşte bu, buna ihmad denilir. Çeşitlilik yani. Bir usuptan diğer bir usuba geçme. Dur Benim böyle yapmamdan maksat illa tanşita kariih yani bu kitabı okuyanı böyle ne yapmak böyle canlı tutmak. Çünkü insan e, tek düze bir kitap okursa mesela hep böyle ağlatan bir insan roman okusa belki onu sıkar ama bazen ağlasa bazen güldürse bazen öğüt verse değil mi insan daha e, o kitaba rabat gösterir okur işte onu diyor. Bu kitabı okuyanı böyle ne yapmak? Canlandırmak, hareketlendirmek onu diri tutmak manasında. Ve teksile sevad talibihi bu kitabın isteklerini çoğaltmak. Sevad aslında adamın gölgesine sevad denir. E, demek insanlar çoğalınca o gölgeler de çoğalır. Yani maksat ne demek? Yani bu kitabı okuyanların e, çoğaltmak yani bu kitabıma daha çok ne yapsınlar, yönelsinler insanlar. Yani böyle çeşitli usuplardan bahsettim ki herkes bu kitabıma talip olsun, okusun. Evet. وَلَمْ اُوْدِعْهُ مِنَ الْاَشْعَارِ الْاَجْنَبِيَّةِ اَوْدَعَ Koymak manasında. Yani ben bu kitabıma, makamatlarıma yabancı şiirlerden koymadım. İlla beyteni fezenit Tek iki tane farklı ayrı beyt koydum. Esestu aleyhime bu iki beyt üzerine bina ettim. Neyi? Binyetel makamatil hulvaniye. Şimdi hulvaniye makamatı vardır. Diyor onun binasını bu iki beyt üzerine ne yaptım kurdum diyor. Sadece yabancı bu iki beyt var. Bir de ve ahirine ve ahireyni okuyalım tezne tevemeyni. Diğer iki ikiz beyt onları da damman tuhuma e, el kereciye. Bir de kereciye makamatı var. Onların e, bu makamati kereciyi o iki beyt ne yaptığım bitirdim yani. İşte bu iki beyti ona dam ettim yani. Bitiştirdim anasında. <laughs> evet. Yoksa diğerleri hepsi kendi herhalde beytleri. Zaten söyleyecek. Ve ma'ad azalikem. Bunların dışında yani bu beytlerin dışında ki beytler fakatiri ebu uzrihi Fakatiri Abu Uzrihi. Evet dur benim düşüncelerim ne yapmış onları meydana getirmiş. İlk on, onları yapan benim yani manasında. Ebu Uzrihi aslında şudur. Burada açıklıyor. Evet. Yani li yani man sanahu. ilk yapan benim yani. Tabi burada farklı bir şey var. Ben onu şimdi burada söylemiyorum. Siz kendiniz bak bu Ebu Uzrihi e, siz buna bakın. Bu bir e, deyimdir. Yani bu kinayettir yani. Evet. Yani hulasa diyor ki bu iki bu e, iki beyt burada, iki beyt burada diyor. Bunların dışındakiler benim fikrimin e, mahsulüdür. İlk ben bunları yapmışım yani ve muktadi bi murrihi. İyisi kötüsü benim e, diyor muktadib yani e, irticali yapan benim yani. Yani benim irticali olarak aklıma gelmiş iyisiyle yani aklıma ilk gelen beytler manası. muktadib. Muktadib manası odur. İrticali bir şey yapmak. Yani bir şeyden kopya çekmeden yani adam ilk aklına geliyor öyle yazıyor. İşte diyor, onun hul tahtısı alsın yani maksat iyisiyle kötüsüyle o beytleri yazan ilk benim diyor. Bu ikisi aynı mana ifade ediyor. Hatiri, Ebu Uzri, Muktedibu, Hulvi ve Muri aynı mana ifade ediyorlar. Haza <laughs> diyor bununla beraber ma itrafi bi ennel bedi'a yani bunu, bunu, da itiraf ediyorum. Bedi o zaman Hemazan'ı geçti ya o makamatları yazan ilk. Diyor ben bunu da itiraf ediyorum. Bedi o zaman subbaku <laughs> gayatin Evet. Şimdi gayat, suba koyat demek yani hedefi ipi göğüsleyen ilk odur diyor. Suba koyat odur. ipi göğüsleyen yani ilk e, şeyi geçen o finish noktası diyoruz ya. İlk onu geçen. Ya yani maksat bu alanda ilk at koşturan odur yani. Yani ben onun peşinden geliyorum. Ve sahibi ayatin evet ve sahibi mucizatin yani maksat sahibi ilmin yani böyle e, alada böyle belagat ilmine sahip olan da odur diyor. Ben onun yanında bir hiçim yani. Bir de ve ennel mutasaddiye ba'dehu bu bediye zamandan sonra e, girişen neye girişen? Li inşa-i bir mekamat inşa etmeye girişen ve lev utiye belagate kudama. kudama da meşhur bir belagatçıdır. Onun gibi onun kadar kendisine belagat verilse bile la yagterifu illa min fudaletihi evet Avuçlamaz ancak onun suyunun artığını avuçlar manasında. Evet. Yani maksat ne? yani makamat yazan bir kişi onun makamatı yanında sanki bir hiçtir yani sanki bir e, bir şey yapmamış gibidir manasında. Fudalat yani su artığına denilir. Bir tarafa avuçlamak yani sanki onun, art, onun artığını avuçlamıştır yani. Çünkü Bediüzzaman makam yazmış. Ondan geri kalanları da kendi yazmış yani. وَلَا يَسْرِ Mesra illa اِلَّا بِدَلَالَتِهِ Dur bu sahada efendim yürüyenler ancak onun yönlendirilmesiyle yönlendirmesiyle yürüyebilirler. Yani sen şimdi makamat yazacaksın. E, Bediüzzaman'ın zamanın e, yolundan gitmesen yanlış yaparsın diyor. Ancak onun ne demek? Yani onun makamatlarından kopya çekersin yani. O sana yol gösterir işte bak makamatlarını böyle yazmış, böyle dizmiş. Sen de ondan böyle ilham alarak ne yaparsın? Makamatını yazarsın. Hani genelde olur yani. Genelde alimler hep birbirlerini ne yaparlar? Taklit ederler. Birbirlerini kitaplarından istifade ederler. Mesela Zemahşeri bir tefsir yazmıştır. Hani ben tefsir dersleri verirken de söylüyorum hep ondan sonra gelen mesela Beydavi olsun, Nesefi olsun. Bu gibi alimler hep keşafın tefsirinden istifade etmişler. Yani kendileri bir şey ortaya koymamış yani. Evet. Maalesef böyle yani İslam alimleri böyle yani kendimiz böyle bir oturup da kendi fikrimizin ürünü bir tefsir e, yazmamışız. Hep kopya çekmişiz. Hep Zemakşeri'den almışlar, Taberi'den almışlar. İlk önceki alimlerin eserlerinden iktibas etmişler genel olarak. Velillahi derrul kail. Yani söyleyen ne kadar güzel söylemiş. Ya yani, ne güzel söylemiş. Fele u kable mebkaha bekeytu sevabeten bi su'da şefeytu nefse kable teneddumi. Daha bu şiirin öncesi de var. Bu hazameli kumruya gider bir güvercin kuşu diyor. Fele u kable mebkaha bekeytu sevabeten. Ondan önce ben ağlasaydım sababatan. Evet. Ve sevabetu rikkatu şevki. Yani böyle şevkimden dolayı, aşkımdan dolayı o kumru kuştan önce ağlasaydım. Ne, kime? Bir suda. Suda da onun sevgilisidir. Herhalde ayrılmış sevgilisinden. Şefeytun nefse kable teneddümi. Pişmanlıktan önce nefsime ne yapardım? Şifa verdim yani. Nefsimi rahatlatırdım. Ama velakin beket kabli. O kuş benden önce ağladı. Feheyyeceli <laughs> elbuka. Evet. Diyor feheyyeceli elbuka bukaha. Evet diyor benim için bana ağlatmayı ne yaptı? Hareke getiren, getiren onun ağlaması oldu. Ve heyyecili elbuka buka bukaha. Bukaha bu heyyecenin failidir. Yani fe heyyece bukaha li elbuka o manada. Yani onun ağlaması benim ağlama, ağlamamı hareketlendirdi. harekete geçirdi. Yani o ağlaması ben de ağlamayacaktı. Fe dedim ki mutakaddimi. <laughs> demek ki üstünlük e, önceki öncekilerindir yani. E, bu demek ki bu kubur da benden önce ağladı. Demek ki bütün fazilet üstünlük onundur yani. Ben onun ağlaması ağladım. Yani bu da da öyle. İlk makamatı bedi o zaman yazmış. E, demek ki üstünlük onundur yani. Ben de ondan sonra geldim. Eğer o makamat yazmasaydı belki ben de makamat yazmazdım yani. Evet. Onun makamat yazmazsa beni makamat yazmaz sevk ettiği Manasında. Ve ercu ümit ediyor ki en la ekune. Olmayayım fi hazal hazari Bu irat ettiğim çok konuşmalarda, bu hazani çok konuşmalarda, yani bu söylemiş olduğum bu makamattaki konuşmalardan dolayı olmayayım, ne olmayayım? Kelba edecek. Vel <fî> mevridi lezi Evet. Yapmış olduğum bu makamatlarda mevridi lezi Yani mevridi makamalardır yani. Ellezi tevarretduhu yani. Ellezi yani enşe'tu manasında. Yani bu yapmış olduğum makamatlarda ve bu makamatlarda söylemiş olduğum o boş laflarda dolayı olmayayım ne olmayayım? Kel bahisi an hatfihi bi zilfihi. Tırnağıyla kendi ölümünü efendim hazırlayan kişi olmayayım. Yani bahis böyle araştıran kişi olmayayım. Yani bu da bir dar meseldir. El bahis an hatfihi bi zilfihi. Şimdi bu şöyle diyorlar. Diyorlar ki adamın bir bir koçu çölde kesecek bir bıçak bulamamış. Tabi koçu yatırmış yere. E koç da böyle yerde aygılın debelenirken tırnağıyla o bir bıçağı ortaya çıkarmış. Adam da almış, kesmiş yani. Bak o koyun oldu kendi tırnağıyla ölümünü hazırladı. Yani ben de diyor bu makamatları yazmakla da kendi sonumu hazır inşallah kendi sonumu hazırlamış olma, olma olmayayım diyor. Vel marina enfi bi kefihi elilen burnunun böyle üst e, yumuşak yerini kesen gibi olmayayım yani. Yani kaş yapayım derken göz çıkarıp çıkaranlardan olmayayım yani. Kendime zarar vermeyeyim manasında. حقا, ta ki olmayayım da faul haqa ilhak edilmeyeyim bil aghseri amal. en husrana uğrayanlardan ki ellezine fil dünya hayatında onların bu yapmış olduğu işler boşa çıkmıştır. Ama onlar da yahsabuna ennahum suna Onlar da güzel bir iş yaptıklarını zanneder oldukları halde dünya hayatında yapmış olduğu o işler boşa çıkanlardan olan ve böylece amel cetinden en çok hüsrana uğrayanlardan olanlara ilhak edilmeyeyim yani ta ki. Bu da tabi ayetten iktibas etmiş bu Kehf. Kehf suresinin son sayfasında geçiyor bu ayetler. Annem yuhsirna sun'a. Ala yani ma anni bu da var ben ve in el fatil mutagabi yani kendini böyle e, aptal gösteren zekiler bana göz yumsa da yani adam her ne kadar zekidir ama kendini böyle e, aptallığa vuruyor. Diyor o kişi her ne kadar benim bu yaptığım makamatlara göz yimsa hatalarıma göz yimsa bile ve daha anni el muhibbul mutahabi evet beni böyle sev, seven yani sevdiği sevgisini gösteren kişi beni müdafaa etse bile ne Müdafaa etmek. Müdafaa etse bile la ekadu her ne kadar böyle olsa bile la ekadu ehlusu min gumrin cahilin Cahil gumur böyle şey aceleci, işleri bilmeyen tecrübesiz kişilerin efendim dedikodusundan efendim fitnesinden kurtulamam diyor. Ya illa ki birileri bir cahil çıkacak beni kötüleyecek yani. Evzi gımrin mütecahilin. Böyle mütecahil, zi böyle e, akılsız kişilerin efendim e, kınamalarından, e, dedikodularından kurtulamam diyor. Da burada hepsinin manası ya bu Mesela burada var bak. Vel gımru elezile umur. İşleri tecrübe cahil yani. Tecrübesiz insanlar. Ve bil kesi gımır متجاهل hıqd ve el gıl. Mütecahil. Elezi izahar min Evet. Yani buradaki zi hani hıqt böyle hasetçinin, böyle kindar kişinin, böyle mütecahil, kendini böyle cahil e, sanan kişilerin efendim kötülüklerinden, fitnesinden de emin olamam diyor. Kurtulamam. Ahlusu kurtulmak yani. Yani her ne kadar bunlar beni affetse, bana gözümse ama <laughs> bunlar var yani. Yani illaki birileri beni ne yapacak? Kötüleyecek yani onu demek istiyor. Gerçekten de öyledir. Kullu <laughs> zi ilmin mahsudun demiş. Her ilim sahibi haset edilmiştir. Kıskanılmıştır manasında. Bir söz var yani. Ya da minni lihazal vadi'i. Yani dur benim böyle kadri kıymetimi ne yapacak? Düşürmeye çalışacak çar yani. Evet burada söylüyorlar ya da menni yani yahuttuni min derece yani benim e, derecemi ne yapacak böyle düşürmeye e, çalışacak. Liha lihaza'l yaptığım tasniften dolayı bak. Neredeydi? ha Ya da ummin liyazal yani bu telifim yani bu yapmak, ortaya koymak yani bir telif eser meydana getirmek. Ben de bu te eseri telif ettiğimden dolayı benim ne yapacak? Değerimi düşürecek. Ve yüneddidu bi ve insanlara teşhir edecek. Bi ennehu min menahi şer'i. Demiş ki ya bu yazdığı makamat şeriatın ne şeylerdendir. Ey insanlar sakın bu makamatları okumayın diye insanlara ne yapacaklar? Böyle beni kötüleyecekler. Ama ve men nekadel eşya bi aynil makul. Ama diyor Hariri diyor ki diyor ee, bununla beraber diyor kim yani her şeye akıl perspektifinden perspektifinden bakanlar o çerçeveden bakanlar ve en amen nazara fi mabanil usul en amen nazara böyle çok böyle derin tefekkür etmek manasında o e, asılların o binaların temelini yani Maksat benim ya bu, bu yaptığım bu makamatın e, iç yüzünü böyle tam tefekkür edenler, efendim, nazama hazihil makamati fi sirgi ifadat. Ve man nazama? Diyor ki böyle akıl çerçevesinden bu makamata bakan ve efendim bu makamatın içeriğini tam tefekkür eden, ne yapar diyor ben bu makamatlarımı mı? E, ne yapar? ifade ipliğine koyar. Ne demek yani? Der, der, ki bu makamatlar çok faydalıdır der yani o manada. Ve <laughs> selekaha bu makamatlar, mı <makamatlarımı> koyar. Meslekel mevduati anil acmavati vel cemadat. Evet. Yani benim bu makamatlarımı bu makamalarımı diyor dilsiz hayvanlar acmavati dilsiz hayvanlar. Cemadat da cansız varlıklar, cansız şeyler. Diyor benim bu makamalarımı dilsiz hayvanlar ve eşya dili ile evet e, telif edilen kitaplar kategorisine koyacaklar manasında. Mevduat yani telif edilen eser yani. Mesela acma mesela kelle dimle gibi mesela kelle, kelle dimle okursanız orada da hayvanların diliyle ne yapıyor? insanlara bazı faydalı şeyler, tecrübeler aktarıyorlar. E diyor ki benim de bu makamatlarımı böyle tam teşekküllü tefekkür edenler benim bu mevduat, bu makamatlarımı o acımavatların diliyle yazılan, cemadatların diliyle yazılan e, kitaplar, telifler kategorisine koyarlar diyor. Yani çünkü faydalıdır. Velem yusma bimen naba sem'uhu an tilke'l hikayat. Bu hikayelerden efendim böyle kulağı ne basam yani bu iş e, ne basam yani bu kitabı işitmek istemeyenler yani bu hikayeler işitmek istemeyenlere de aldırış etmezler yani. Onlara kale almazlar manasında. Ev esseme ruvata fi vakt mine Ya da belli bir zamanda bu ravilerini de günaha nispet edenlere kulak vermezler diyor. Çünkü makamatların faydalıdır yani. Evet. Sümme. İza kânetil amalu bin niyat. Çünkü diyor sonra diyor ameller niyetlere göre ise. Yani ben bu makamatları yapmış olduğum e, niyet Allah razı olsun. İnsanlara faydalı olmak manasında. Sümme zekanetin niyatü amalu bin niyat. Ve biha bu niyetlerle in diniyat. Dini mesela akitler niyetlerle ne oluyor? Ee, in iqad oluyor. Mesela niyet olmasa o alışverişlerde de ne olmaz? Ee, sahih olmaz yani. Çünkü niyet önemlidir. Evet. Hatta dini konularda alimlerimiz demiş ki bu innema lamul bu bütün yani bu dini konuların temelinde bu yatar yani. Bu şeriatın temelinde niyet vardı yani. Niyet mesela niyet olmazsa namaz olmaz. Niyet olmazsa abdest olmaz, husul olmaz mesela. Hac olmaz, tavaf olmaz, oruç olmaz. Yani sen niyetsiz hiçbir şey yapamazsın. Edir madem ameller niyete göredir. Fe ayyu haracin alamen ensha mulahan litenbihi la litem Evet. Dur madem Niyetler amellere gö e, göre ise aldatmak, göz boyamak için değil de tembih budur. Aldatmak, göz boyamak. Aldatmak ve göz boyamak için değil de uyarmak masadıyla nükteli güzel hikayeler söylenmesinde ne günah olabilir yani? Mulata nükteli güzel hikayeler manasında. Yani aldatmak değil de insanları uyarmak için nükteli güzel sözler inşa etmekte ne günah olabilir? Vana habihi men hatteziip. Evet. Dur. E, bu mülahlerle ne yapıyorlar? Ne yapanlar? Yani insanları böyle tehzib etme e, niyetini güderse, yani insanlar bu kitabını okusun da kendilerini ne yapsınlar tehzib etsinler, e, nefislerini ne yapsınlar. Ee, çeki düzeni versinler nefslerine. E bu kas ile bu telif yapanlarda ne günah olabilir? Lel ekazib. De ki yalan e, yoluna giriyor. Hayır burada yalan malan yok yani. Yani ve naha tehzib ekazib. La ekazib. Yani yalan yoluna değil de tehzib yoluna gidenler. Teh tehzib yolunu kast edenlerden ne günah olabilir? Ve hel <laughs> huve fî zâlike. Dur bu konuda yani bu makamatları yapma konusunda illa bi menzile men entedebe li ta'limin ev heda ila ı müstakimin. Dur kişi madem bu niyette makamat yazmışsa bunda diyor bu kişi olmaz mı? Ben entedebe yani men ecabe li ta'lim yani talime icabet eden, kendini talime veren, talimi eden gibi olmaz mı? ev heda ila doğru yola e, mesela doğru yola ne yapan insanları e, irşad eden gibi olmaz mı diyor? Evet. Bunun gibi olur. Halva fizalike ila men talim, o da diyor, Talim için oturan gibi olur. Adam talim için oturuyor, ders veriyor talebelere. E, bu makamat yazan onun gibi olur. Ya da adam doğru yola insanları ne yapıyor? E, doğru yola insanları sevk ediyor yardımcı oluyor. E bu bu da onun gibi hani o mertebede olur diyor. Ala enneni ma enneni bu da var. Radin bi an en ahmilel heva ve ahluse minu la aleyye ve la liya. Ya diyor ben gene razıyım diyor. Bi en ahmilel heva. Evet. Ey ma enneni. Bak burada ala ma manasındadır. Ey la yekun dararen aleyh ve la yekun nefen li. Evet. <gülüyor> Burada lakin ne diyor? haza radim bi en ahmile min men yetekelmu fi kitabı bi ta'yibin. Diyor ben bu kitabımı böyle ayıplanlar, ayıpla, bu kitabı ayıplama hususunda konuşanlar kişisini ne yapayım? Ahmile yani onu gene ne yapayım? Sabredeyim anasında. Bir de ana hüce min kitap kefafen la ecreli ve la vizre aleyye. Ya diyor ben bu kitabımı bitireyim. Ne bana bir günah yazılsın ne de bir sevap yazılsın. Buna da razıyım yani. Evet. O ne diyor? Ala ene radim bi en ahmile el heva. Evet. Burada yani insanların hevasını ne yapayım? İnsanların heva ve arzusuna e, tahammül edeyim. Ve ahruse minhu efendim ve ondan kurtulayım. La aleyya ne benim aleyhimde olsun ve la ne de ben lehimde olsun. Yani e, bu şekil ol, olmaya da razım diyor. Yani bana ne bir günah yazılsın ne bir de yazılsın. O manada. Evet burada güzel açıklıyor. Diyor ki yakulu niyeti salihatun. Diyor ben niyetim salihtir. Yani güzel bir niyetim var. Ve sevabul amali evet ee, yüpteni ya da yüpteni ala niyat. Yüpteni desek daha ya da yebteni diyelim. Yebteni bina edilir. Al niyetler üzerine bina edilir. Yani amellerin sevabı. Yani amallardan hasıl olan sevap niyetlere göredir yani. Niyetler üzerine bina edilir. Sen hangi niyeti kastetmişsen o amelden ona göre sevap alacaksın. Fe inni rattabtu makamat. Ben bu makamatları ne yaptım? Tertip ettim, düzenledim, yaptım. Lid tehzibi vel islah. İnsanları ihsap et, islah etmek, onlara bir çeki düzen verdirmek amacıyla yaptım. ve ene bi menzileti hadin ila sıratı müstakim. Ben insana doğru yola e, sevk edenlerin benzeresindeyim. Ve men fe'le mazukire. Kim bunları yaparsa mecurunu gayru asimin. Evet. Sevap kazanır, günah kazanmaz yani diyor. Fe ene mecur inşallah diyor. Yani ben de Allah'ın izniyle ben de inşallah sevap kazanmışımdır, Mecurum. Lakin ene ma'haza radin bi en ahmile mimmen men fi kitabi kitabı bita'yibin. Benim bu kitabımı ay planların e, ne yapayım? Onların e, yaptığı işi ne yapayım? Böyle ahmile? Eh eee sabredeyim sineye çekeyim. Bir de bana hurucemin azalı kitap kefafen. Nasıl kefafen? Yani la ecri li ve la ücret aleyye. Kefef manasıdır. La ecri li ve la aleyye. Ne bana bir sevap ne de bir günah olsun yani. Evet. Amis pat diyoruz ya. Evet. Ve nahnu narcu lehu'l ecra alaniyetil ifadeti ve ta'allum. O diyor biz bu talim ve insanlara istifade niyetin e, niyeti üzere biz Allah'tan yine sevabı ümit ederiz. İnşallah ona Allah dilerse diyor. Ve billahi e'tadidu fîmâ e'temidu. Evet. E'tadidu diyor ben e, sadece ondan destek ve yardım diliyorum. Fîmâ e'temidu yani itimat ettiğim şeylerde, yani yapmış olduğum şeylerde sadece Yüce Allah'tan destek, yardım beklerim. Ve a'tesimu mimma yasimu. Vasama yasimu lekelemek. Yani şerefimi, mürüvvetimi lekeleyecek şeylerden de ona sığınıyorum. Ve esterşidu ila ma yurşidu. Evet. Onun irşat ettiği, yani Cenab-ı Allah'ın yönlendirdiği şeylere beni yönlendirmesini talep ediyorum. Ve mel illa sığınak sadece onadır. Yani sığınacak sadece odur. Velal isti'anatu illa sadece ondan yardım istenir. tevfiku illa minhu başarı da sadece ondandır. Yani benden yani kendi ilmimden değildir. Yani o aslında güzel diyor. tevfiku illa Yani ben bu kitabımı yap, yapma yapma başarısını veren de odur yani. Ben kendi nefsime bir pay biçmiyorum demek istiyorum. illa huve. Mev'il gene sığınak odur. Bu mev'il Kur'an'da da geçer. Mev'il. Kehf geçiyor. Diyor sığınacak sadece odur. Yani insan sadece Allah'a sığınır. Aleyhi tevekkül <laughs> sadece ona tevekkül ettim. Veli sadece ona yönelirim. Ona dönerim. Ve sen sadece ondan yardım dilerim. Ve hu ni'mel mu'in. Allah ne güzel yardımcıdır. Ve ni'mel vekil. Ne güzel, <laughs> güzel vekildir. Evet burada makamatın e, mukadimesi bitti. İnşallah Teala gelecek dersimizde ilk makamayı okuyacağız. Bu makamanın ismi de e, Sananiye makamasıdır. Sananiye makaması. Nisbetun ila san'a ala gayril kıyas. Evet. Ve haddesel Haris ibn-i Hammam. Hadi ki Haris ibn-i Hammam rivayet Haris Hammam rivayet ediyor. Kahramanımız da Ebu Zeyd Es-Serucidir. Arada gelecek hanımlar nerede ismi geçiyor Ebu Zeyd'in e, ismi. Evet inşallah yarın okuyalım bu makamayı. Orada bakarız. Şimdi burada tam göremedim. Şimdi uzun bir makame. Evet. Yüce Rabbim bu makamalardan da istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin. Ve ahir duavana en elhamdülillahi rabbil Allah da İmam Harriye rahmetiyle muamele eylesin. Kusurlarını, hatalarını affeylesin. Cennette yüce makamlar versin. Amin. Velhamdülillahi rabbil